Hepinize selam dostlar. Hepiniz Manor Lords'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Umarım serüven hoşunuza gidiyordur. Ben bayağı bir keyif alıyorum. Heyecanlı heyecanlı hemen ikinci bölümüne başlatmış durumdayım. Kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Evet, en son kaldığım köyde böyleydi zaten. Değişen bir şey yok. Evlere abanmam lazım. Çok dar ağaçlarla sıkışmış kalmış gibi hissediyorum. Yemek rezervim hala full olduğu için, aslında eleman sayısı şu an yemem çok olduğu için ben ev sayısını çok hızlı bir şekilde arttırmam lazım gibi hissediyorum arkadaşlar. Çünkü yemeğimi tüketemiyorum bir türlü. Bu da kötü bir durum benim açımdan. Fazladan bir kişi varmış. Evet. Dur, şu ev işlerini hızlandıralım. Bütün malzemeden var umuyorum. Yani kalasım var. Keresten bir tık azmış. Keresteye bir eleman daha verebilirim diyeceğim. Bir kişi yetiyor. Belki hayvan verebilirim. Şu an boştayız ama inşaat için de lazım olacak. Neyse, şu evi yapayım. Koyduk. Başka bir tane daha yap. Hemen şuradaki ağaçlardan da kurtulalım. Böyle artılı oluyor ama bahçe olmuyor. Neyse, deneyelim. Böyle artılı da bir yere kadar yapsam yapmasam arada kalıyorum sürekli olarak. Oo, bahçesine bak. O da çok yerden ziyan olacak gibi. O kadar da yapmayalım. Güzel. Bunu da böyle koyayım. Ev işi yeter. 59 evle alakalıymış. Bayağı bir eksiğim varmış. Hızlı bir şekilde beğeni oranı artmaya başladı. Yeni insanların taşınmasıyla beraber de fazladan çalışan ihtiyacını da karşılayacağım. Evet, kış yaklaşıyor. Yakacak var zaten 4 ay. İdare eder. Sonra bir eleman daha atarım ama şuraları hızlıca bir bitirsinler önce. Yiyecek de az önce bir çaldılar galiba ama çokça yiyeceğim var ya. Tek derdim insan kaynağı. Gerçekten insan yok ya. Kili kiremide çevirebiliyoruz. Kil kiremidine. Bunu da yapabiliriz. Buraya bir yere koyabilirim hızlıca. Buradan alıp tak diye yakabilir. Mantıklı olur dibinde. Oradaki ağacı da kesebilirsin abi. Koyayım abi. Bu da dursun. Bir tane daha ahır dediğim gibi yapayım. Küçük ahır. Şurada bir tane dursun. Şurada özellikle odunun yanında olması mantıklı olabilir. Koydum. Nasıl olsa odunla oluyor her şey. Sıkıntı yok o yüzden. 21 tane nüfus. Hala niyeyse çalışan çok çok az. Bana çalışan lazım abi. Çabucak çabucak arttır. Sonrasında yavaştan buralara gitmem lazım. Burayı ele geçirmem lazım. Önce burayı alıp var mı başka? Hatta birazıyla yola çıksam mı? Bin yapmam lazım çünkü çok hızlı bir şekilde. Ama burada da boş değiller. Bakın, bir kalabalık var. O yüzden çekiniyorum zaten. Tabakhaneyi de nereye koysam? Şuraya bir yere mi koysam? Postlar gelse tabakhaneden hızlıca deriler işlenip giysi haline getiriliyor. O şekilde de işte pazarda halkımız satıyor. Mantık bu. Burası olsun. Kış da geldi. Hadi bakayım. Oyundaki ilk kışımız hayırlı uğurlu olsun. İlk kışımızı çok kolay bir şekilde atlatacağız. Normal diğer save'de bayağı bir uğraşmıştım ben. Şu yakacağı bir eleman koymamız lazım artık. Keresteye de zaten iki kişi varmış burada. Tamam, çalın. Çalın hırsızlar, namussuzlar sizi. Bunu hemencik seviyesini yükseltelim. Birkaç tane hayvan satın alacağım artık. Yapacak bir şey yok. İhtiyaç var, para da var hazır. Değerlendirelim. Seviye zaten her türlü atlatılır. 64 oldu. Çok süper şu anda. İnanç seviyesi de gayet iyi düzeyde. Tamam, ahırlar güncellenmiş. Şuraya bir tane alalım. Hemen ardı ardına alamıyorum ama sanıyorum. Birazcık daha beklemem lazım. 29 gün tüccarın gelmesi bayağı sürecekmiş. Şimdi buraya da bir kişiyi koyayım hemen tabakhane. Postlar işlemeye başlasınlar hızlıca. Oradan giysiye dönüşsün. İki tane seviye 2 yapmış olalım böylece. Tamam, yakacak yiyecek ihtiyacımız sıkıntısız. Şunun keşke deposunu arttırabilseydik ama. Taşıyor olabilir mi ambara, onu düşünüyorum da. Buraya da kimse taşımıyor. Belki de bunu yaparsam, yani buraya birisini koyarsam taşıyor da olabilir. Yiyeceği stoklamadım yani. Keşke alsaydım hepsini. Boşu boşu da gitti. Yazık, günah yani. Şimdi paramın bir kısmını şunları da harcayacağım. Şuraya yenisi gelsin. İnşaatı devam ettirelim. Bunları büyütelim. Keçi post hala hazırda geliyor. Yumurta da var. Sebze yiyecek çeşidi artsın diye. Onları da yapayım. Buraya da bir tane fazladan bonusumuzu alalım. En azından bedava elemanlar gelsin. Bunları şu anlık çok daha para harcamak istiyor muyum bilmiyorum. Tamam, seviye
2'ye geçebiliyorum şu anda. Kaç tane evi geçebiliyorum? 2 tane evi halihazırda geçebiliyormuşum. Yani giysi artık gelmeye başlamış demek oluyor. Seviye 2'ye geçeyim o zaman ya. Beklemeyelim. Bunu da seviye 2 yapayım. Bunlar çünkü bir geliyor bir gidiyor mantığı olabiliyor. Ona dikkat etmek lazım yani anlık olarak. Şu anda yiyecek arzı burada var. Öbüründe yok misal. Gibi gibi. Ağacı yeşertelim ya. Burası çok kötü oldu. Ormancı kulübesi. Şuraya bir yere koyayım. Şu yol çok kullanmam da. Ya da şunun dibine mi koysam? Bilemedim. Çok uzaktan gidip geliyor çünkü. Yazık günah yani. Şuraya bir yere koydum. Şu bölgede çalış hocam. Burayı bir yeşerteyim ben. Tamam yakacak bolca var. Yiyecek de var. Burası da olgunlaşmaya başladığından zaten gayet rahat ederiz. Şuraya dalmam lazım. Yeni haydut kampı da gelmiş bak bir tane daha. Bunlarda da askeri var. Bazı haydut kamplarında böyle askerin olmadığı da oluyor. Öyle denk geldi mi direkt gidip çöküyorsunuz. Çok da keyifli oluyor öyle olunca. Ama şu an yani istesem gider bir sıkıntı yok aslında. Yani askerlerimiz bol. Yakınken öyle bir şey de yapabilirim gibi geliyor açıkçası bana. Kaç tane var? 14 tane şu anda uygun olan. Başka yapalım desek ne var elimizde? Mızrak dışında başka hiçbir şeyimiz yok. Sadece mızrakla yapabiliyorum o zaman. O da sadece 14 kişi mi ya? Niye bu kadar az abi? 20 tane potansiyel askerim var. Silahım olmadığı için sadece 14. Ondan kaynaklı işte. Ticaret yolunu açmam lazım artık ufaktan. Şuraya bir tane insan koyayım. Yakacak rezervi de verelim. Şuranın stoğu da artık buradan buraya çekilsin. Hatta direkt keşke en başta yapsaydım. Şimdi depodan çekecek. Depoya gitti. O da vakit kaybı. Buradaki yiyeceklere ne oldu? Buradan ufak ufak çekiyorlar mı yoksa halk mı tüketiyor? Şu an onu anlamaya çalışıyorum. Bakayım burada yine bir 14'lü olur ya. Çok uzak değil. Ben bu riski alasım var açıkçası. Hızlısından gidip. Hem cebimize de biraz 3-5 kuruş para da koyarız. O yüzden önemli. Şunlar gelsin bakayım şöyle. Çıkın şuraya bir yere. Kışın tabi savaş çok doğru bir şey değil. Soğukta hareket etmeleri, savaşmaları ekstra zorluk katıyor bunları da. O şeyi kapatalım. Avantajlı bir bölgeyi bulmam lazım. Buralar nasılmış? Bakayım şöyle bir düzgün tepe bulabilirsem. Burası da o kadar avantajlı değil. Yani yaycılarımız olsa daha da iyi olacak belki ama işte. Bunlar tam tepedeler ya. Bu da tepecik. Çalmayın ulan yemeğimi. Geldiler sanıyorum hızlı bir şekilde. Şunu birazcık yavaşlatayım. Yani şimdi önden birisini götürsem buraya doğru çeksem adamlar diyeceğim de yani şurada hafif bir tepe var ama açıyı denk getirmek çok zor olacak. Yani mecbur şu tepeden yürüyeceğiz abi. Başka şansımız yok gibi. Adamların kulübesi orada. Yani. Şuradaki şu tepeden yürüyeceğiz. Onların tepesi. Ben buraya gelene kadar muhtemelen onlar da gelecekler. Bak yola çıktılar bile. 16 kişiler. Şuraya geçsek. Uygun mudur? Bilmiyorum. Bir de ikili sıra yapmak mı daha mantıklı yoksa tekli sıra yapmak mı onu da bilmiyorum. 112 etkinliğe. Şöyle ikiye bölebilsem daha da iyi olacak da işte bölemiyorum galiba. Vurmaya çalışır. Savunma iki katına çıkar. Ancak saldırı sıklığı yarıya düşer. Haydi bakayım. Geliyorlar. Çok büyük avantajım yok ama. Deneyelim bakalım. Yani alacağım da olabildiğince az zayiatla alma çabam. Baksana bunların etkinlikler çok iyi ya.
Bizim düştü, onların yükseldi. Ben anlamadım. Biz avantajlı değil miyiz kardeşim? Arkadan saldırtabileceğim bir paralı asker durumu olsa keşke. Para mı yok? Keşke olsa. Bir de saçma salak yerlerden çıkarıyorlar. Nereden çıkacağı tamamen şans yani. İyi gidiyoruz. Onlar bayağı etkinler aslında. Ama kaybediyorlar. Benim işime gelir açıkçası. Umurumda değil. Vurun! Vurun namussuzları! Gebertin! Güzel. Okey, 10. Bu sefer kaybımız çok daha az. Çok iyi oldu böyle. Hadi abicim, ele geçir şurayı. Al şunu. Koş! Daha da kimse gelmez zaten. 640 oldu. İyi. Bir tane daha yapsak 960 olacak herhalde. Bir tane daha yapmamız gerekecek. Haydut kamplarını kovalamamız gerekiyor o yüzden. 4 kişi kaybımız. Alanın, haritanın benim bölgemin dışında olduğu için bu arada haydutlar veya kendi askerlerimizin cesetlerini gömme gibi bir durumumuz yok herhalde. Normalde gömmeniz lazım. Onlar için de ayrıca bir mezarlık koyup falan. Moral bozuluyor çok ciddi düzeyde. Onu yapmadığınız takdirde, ama şu an onu yapmama çok gerek yok gibi. Şimdi nereye? Bunu cebime koysam daha iyi. Halihazırda çünkü öbür türlü param var. Ama olur da acil bir durumda hemencik şey yapalım. Paralı asker alalım dedik. İşimize yarar yani. Tamam. Gelin abicim. Dön evine. Bir alana bir girsinler. Dağıtacağım bunları. Tamam. Okey. Tamam, yakacak işi bence tamam gibi. Daha fazla yakacağı ihtiyaç var mı? Açıkçası yok. 5 tane de artmaya başlamış. Kill rezervi artık yok. New development. Evet, seviye atladık. Şimdi daha iyi teklif için bunu açmam lazım. Niye diyeceksiniz? Ticaret işini şu an hiç açmadım aslında. Onun inşaatına başlayabiliriz. Hatta göstermek için onun inşaatına başlayayım bence. Çünkü yapmamız lazım. Artık köşkü de yapabiliyorum. Küçük köy olmadık mı? Ha, onu upgrade yaptıktan sonra mı olacak? Dur, o zaman şu ticaret merkezini açayım. Şu an okeyim gibi. Yer olarak bence fena değil. Şunların tam karşıda durmasına gerek yok. Burada bir yerde dursun. Bu arada Tomruk nerede o? Küçük kampımız. Onun inşaat hala mı tamamlanmadı ya? Hadi be kardeşim ya. Gerçi adamları da aldım götürdüm savaşa, ondan da kaynaklanıyor olabilir. Şimdi buna diyorum ki abicim, şurayı, ah dur. Bunu da bölgesini hemencik belli edelim. Şurayı şöyle bir yeşert diyorum. Bu ne böyle ya? Çırılçıplak kalmış diyorum. Oraya da bir adam veriyoruz tabii. Adam çalışmaya başlıyor. Şimdi bunun inşaatını hızlandıralım. Bir tane daha öküz alacağım. Yeni bir at siparişi. At ticarette aslında lazım oluyor. Bir tane daha sipariş verin. Para varken. Onu da sonra değerlendireceğiz, at işini. Ev işi okey gibi. Bir problem yok. Denge bozulmuş. İdari yapı eksikliği diyor. Yani köşkün yokluğu mu demeye çalışıyor bilmiyorum. 33'e 18. Silah yavaştan üretimine geçmemiz lazım artık. Oradan da bir para gelsin. Askerlerimiz vesaire. Pazar alanı okey mi? Bakayım ne kadar yer. Boş 4 tane yer var diyor. Bu pazar alanını da şimdiden ufacık büyütebilirim. Yine ilave edeyim. Çünkü uyarı falan geliyor. Şimdiden onun eksikliğini gidereyim. Hızlı bir şekilde büyümeye başlarsak o zaman anlayacaksınız ne dediğim. Şimdi buraya bir tane kişiyi verelim. Yiyecek stoğu başlasın abi. Nüfusum arttığına göre artık boğaz sayısı da arttı demek. Ticaret merkezimiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi ticaret merkezi ne derseniz tabii ki de diğer bölgelerle alışveriş yapmak için işe yarıyor. Kalıcı hayvan ataması yapabiliyorsunuz ki işler hızlanıyor. Sonuçta sizin malzemenizi alıp başka yerlere götürülüyor. Bunları getir götürür daha hızlı oluyor. Burayı misal at alıp verebilirsiniz daha hızlı olması için. Bunlar ticaret yolundaki genel kategoriler ve her birinin altında bir sürü şey var. Artık ne satacaksanız veya neyi alacaksanız ona göre satmanız lazım. Bu düşük olan rakam tabii ki de siz satın alırsınız. Yani ihraç ederseniz, bu da ithal ederseniz. Aslında buradaki iş
Gördüğünüz gibi onu dengeliyor. Burada şu an bak taş alırsam diyor 1'e 11 diyor. Kalas alırsam 2'ye ben satabiliyorum ama dışarıdan alayım desem 12'ye satın alabiliyorum. Yani bu kadar vahşi bir sistem var. O sebepten ötürü daha iyi teklifler için bunu açtığınız zaman az önceki gördüğünüz gibi taş artık 1 oldu. Kalas da 2 oldu. Yani neyi alıyorsak ona satıyoruz mantığı oluyor. Bu tabii ki de içeriye bir şeyleri ihraç ediyorsak çok mantıklı. Dışarıya satıyorsak yine mantıklı. Çünkü aynı fiyatı yani 8 kiremit normalde de siz sattığınızda yine 8'e satıyorum. Taş 1'di yine 1'e satıyorum. Daha çok alım aşaması da çok iyi oldu. Bu da ticaret yolu. Yani bir ticarete başlamadan önce onun yolunu kurmanız lazım. Kiremit misal ben bunu basıp kiremit yolunu başlatmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi 18 tane şu an depomda var diyor. Şunu ticaret yolunu başlat dediğim zaman artık ticaret yapabilir duruma geliyorum. Yani ithal et, ihraç et veya tam ticaret şeklinde bunu yapabiliyorum. Şimdi bir de üzerine ithal et dersem 3 tane 15 tane kalsın bende diyorum şu anlık. Buradaki mantık o şekilde işliyor. Yani sizde ne kadar kalmasını istiyorsanız buraya o rakamı girmeniz lazım. 18'den 15'i bende kalsın, gerisi sat diyorum şu anda. Çünkü sanırsam şey için lazım olacak bana, diğer inşaatlar için. Köşk möşk inşaatlar için. Bakın ceset çukurda burada. Ondan dolayı. Şimdi bunu yapabiliyorum değil mi? Hiçbir şey beklememe gerek yok. Şimdi köşkü birazcık daha merkezi bir yere koyacağım. Çünkü köşkü sağlı sollu da ekstra geliştirebiliyorsunuz. O yüzden birazcık daha açık bir yerde yapmak istiyorum. Sök abi o koca ağacı. Şunları alırım diyor. Sıkıntı yok. Bunları yine ekletmek isterseniz de ekstra olur diyor. Commit diyorum. Yolunu da hemencik bağlıyorum. Şöyle dümdüz bir yol geçtim. Başka inşaatım yoksa abi bunu hızlandıralım. En yüksek bu olsun. 15 taş, 20 kalas ve 5 tane keresteyle olacakmış bu iş. Şunlarda zaten ilk etapta tavuk vardı. Ondan sonra bir seviye atladığı zaman ikinci seviye geçtiğinizde diyor ki daha fazla şeyde üretebiliyorsun diyor ama. Bak misal malttan biri ödürtür diyor ama malt bulmanız lazım misal. Buradan aletin olursa diyor aleti de satın alabiliyorsunuz ya da ürettirebiliyorsunuz. Mızrak ve silah da üretebilirim diyor. Bunları hem kendi askerlerinize hem de satmak istediğinizde kullanabiliyorsunuz. Artı giyecek üzerlerine koruma olarak terzi açabiliyorsunuz. Bunun için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Genel postlardan herhalde kendileri otomatikman yapıyorlar. Aynı anda ayakkabı atölyesinde de aynı şekilde çalışıyor mantık. Burada bir de kalkan için böyle bir durum var. Yani ne hangi askerlere yönelik bir üretim yapmak istiyorsanız oradan yürümeniz lazım. Ama zırh atölyesini istiyorsanız işte onu buradan açmanız lazım arkadaşlar. İşte bu kritik. Orası çok önemli. Şimdi bir de sadece üretmekten ziyade satmak da istiyoruz diyorsanız ayakkabı çok iyi gidiyor. Bu giysiler, kalkanlar da bu arada şu büyük sadık kırmızı olan iyi gidiyor. Yay çok seri üretiliyor. O sebepten ötürü fiyatı bunun belki yarısı kadar ama çok seri üretildiği için aslında yine çok ciddi paralar kazanabiliyorsunuz yay üreterekten. Aynı anda da yay işine girecekseniz yani yaycı bir ordu yapmak istiyorsanız bu da önemli. Ama ilk etapta şu ayakkabıdan bir tanesinden başlayayım. Çeşit çeşit sonrasını yapabilirim. Para olduktan sonra bir de zırh mesela her şey dışarıdan da alabilirsiniz. O yüzden para odaklı da gidilebilir. Bir tane de giysi diyorum. Giysi çeşit de artsın. Bunları şimdi yapsam mı? Param var aslında. Yapsam yaparım. Sıkıntı yok. Ama bunları daha seviye 1 bile vermemişim. Önce onları bir vereyim. Post yetiştir seninle. Bunları da artsın bu şekilde. Hepsini yapmak da istemiyorum. Bir nevi şöyle bir de bir durum oluyor. Onu da unutmadan söylemiş olayım. Şimdi burada diyorum ya bu üretimi yap diye. Aslında küçük bir fabrika oluyor burası. Yani bu ev artık hanedeki belki boşta bir adam otomatikman evine giriyor ve evinden çalışmaya başlıyor. Evinden çalışınca da size hiçbir şekilde yardımcı olamıyor. Yani inşaatı yapayım, onu yapayım, orayı yönlendireyim diyemiyorsunuz. O yüzden buradaki bu üretim sayısını da ona göre iyice hesap edip düşünmeniz lazım. Yani bu sefer çalışanlarınız otomatikman evlerine fabrika üretimine gitmiş oluyorlar. Onlara ihtiyaç duyduğunuz an çağıramıyorsunuz. Böyle bir durum var. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir çalışan yok diyor. Bu da kötü oldu. Taşı niye kimse getirmiyor? Buradan almalarına bile gerek yok yani. Taş var zaten. Yoksa sattık veya kullandık mı? Bakayım. Bence var. Var yani taş da var. Sıkıntı yok. Buna da gerek yok. Tamam.
Bir tane daha geldi. Oh be. Evet, bir sonraki daha da zormuş. Artık şu zırhın üretimine gidebilirim diye düşünüyorum. Tuzakçılık ormanda pasif olarak et getir sağlayan tuzak kurmasını sağlıyormuş. Gelişmiş deri yüzme var burada. Gelişmiş arıcılık, bunları açarsanız buradan devam ediyor ama onlara çok girmek istemiyorum. Koyun yetiştirme, saban, bunları da girmeyeceğim. Kömür yakma var. Aslında kömür yakma çok çok mantıklı geliyor bana. Çünkü bir yerden sonra odunlarla uğraşmak vesaire çok saçma geliyor. Kömür yakarak, yani kömür işine girerek daha az yakacak odun üretimine zaman harcamış oluyorsunuz. Hem odundan tasarruf hem insandan tasarruf oluyor bir nevi. Aslında buraya gitsem mi? Bunu bir istiyordum ben ya. Derin madencilik de var bak. Zengin rezerv üstüne yerleştirip yapının sonsuz direkt kaynak çıkarması mümkün kılar. Oha. Oğlum çok mantıklıymış ya. Zırhı dışarıdan alsam. Kömür yakmaya gitsem. Hep merak ettim bu kömür yakmayı. Merakıma yenik düşüyorum ve kömür yakma işine giriyorum arkadaşlar. Bakayım kömür yakmaya. Nerede o? Direkt ya. Ha, burada. Kömür fırını. Hadi bakayım. Evet, kömür fırını. Of, çok yer istiyormuş kömür fırını. Nereye koysam? Burası okey gibi de kömürü yakacak şurada. Dibine mi koysam acaba? Buraya koydum. Hadi bakayım. Oğlum 4 tane boşta elemanım var. Hala hızlandıramadık ya. Şu köşkü inşa edin artık. Hadi. Şunu çok çok merak ediyordum. Bakalım umarım kayda değer bir şeydir. Şimdi köşkü inşa ettiğiniz zaman toprak vergisi diye bir vergi alabiliyorsunuz herkesten. Yani bu da buradaki parayı arttırıyor sürekli olarak. Ama unutmayın ki halihazırda zaten vergi alıyorsunuz. Şu binaların her birinin üzerine geldiğiniz zaman aslında bir vergi aldığınıza dair bilgi vardır. Şurada nerede yazıyor? Dur. Şurada yazıyor olması lazım. Üçüncü seviye tımar araziler her aile başına iki bölgesel zenginlik sağlar diyor. Yani 3'e çıktığı zaman şu an demek ki bir bölgesel zenginlik falan ödüyorlar, öyle söyleyeyim. Bunu arttırdığın zaman vergiler tabii ki de buraya para düşüyor ama bu sefer de memnuniyet derecesi baya baya azalıyor. O yüzden vergiye yürümemenizi çok tavsiye ederim. Çünkü denedim, biliyorum. Aşar kısmı da nüfus karşılığında kiliseye verilen fazladan yiyecek yüzdesi olarak geçiyor. Nüfusumu alıyor mu bu? Nüfus karşılığı da diyor çünkü. Bu iyi bir şey değil yani. Bağışta bulunuyorsunuz. İstemiyorum şu an bağış. Biz kendimizi bir toparlayalım. Çok önemli mi derseniz duvar yapmak herhalde korumak için savaşa geldiklerinde lazım olabilir. Ama dış kule falan yaptığınız zaman gördüğünüz gibi garnizon alanı sağlıyor diyor. 10 tane daha. Bu 10 mu arttırıyor? Bu garnizon alanını 10 arttırıyor. Pardon, şu 12 asker eklemenizi sağlıyor. O askerler ne derseniz. Köşkü yapmamla beraber maiyet askeri geliyor. Yani bir nevi köşkün içindeki özel korumalar mı desek, yoksa daha sağlam askerler mi desek? Bu normal vatandaşlara göre çok daha deneyimli oluyorlar. Çok daha sağlam hasar verebilen ve kendileri de iyi defans edip savunabilen arkadaşlar oluyorlar. Bunları böyle özelleştirebiliyorsunuz. Ve bunların sayısı şu an gördüğünüz gibi 12'ye kadar çıkabiliyor. Bu da parayla çıkıyor tabii ki de. Bunları satın alıyorsunuz her birini. O şekilde bunlar çok güçlü askerler ve kolay kolay da ölmüyorlar. Ben ilk oynadığım save'de bunların farkını sonradan vardım. Keşke daha önce bilseydim. Çok daha iyi olurdu. Buradan silahlandırabiliyorsunuz, geliştirebiliyorsunuz. Bunlar tabii uzman, yani savaşa soktukça, deneyim kazandıkça da iyice uzmanlaşıyorlar. Bakın burada zırhını da aldık böylece. Daha da güçlü oldular şu anda. Şöyle bir vücut. Bu tamamen görsel. Hangisini yapmak istediğiniz. Şöyle olsun. Silahını değiştirebiliyorsunuz. Yine aynı tip silahmış. Çeşitli de yok bayağı. Hangisinin ne kadar hasar verdiğini bilmiyorum ama blok yok şu an. Miğfer. Full kapalı olsun abi. Bir 50 yapıp bir tane daha alabilirim aslında. Şu şekilde bakın 6 oldu sayısı. Bir tanesini özelleştirdim sadece. Yani her birini böyle ekstra özelleştirmeniz lazım. Bakın 24 karşılığında diyor. Zırhım olsa zırha da yükselteceğim de şu zırhtan olsa bayağı iyi olacak yani. Bunlar bayağı sağlam askerler. Her birini, yani sayısını arttırmak yerine birini adam gibi güçlendirmeniz çok daha önemli. Öyle söyleyebilirim. Bunu kapatalım. Şu anlık maiyeye ihtiyacım yok. Benim şu an aha çadır.
Alan hep de eşkıya lan. Bundan önce bazılarında eşkıya olmayabiliyordu. Şimdi hepsinde eşkıya var. Bu yeni güncellemeyle falan mı getirdiler böyle bir şey? Yapıştır abi. Bir tane mızrakçımız da olsun be. Bir iki tane yapacağım arkadaşlar. Bunda da hala ihtimalim var. Sana da ayakkabı yapalım diyeceğim. Giysi yaptım mı? Hadi ayakkabı yaptım. Tamam. Okey. Çalışanlar gitti. En azından silahlanacağız. Bir sonraki yere gittiğimde daha rahat gideceğim. Onu istedim birazcık daha. Güvene girsin. Böyle de bana ya. Böyle de canımı ye. Herkes yola bağlı. Evet, ele geçiriliyor. Zvey bakayım. Benim istediğim yeri ele geçiriyorsa çok üzülürüm. Şurayı istiyorum ya. Hak iddia et hocam. Ben hiç beklemeyip paralı askerle şurayı alacağım galiba arkadaşlar. Hazır paralı asker de gelmiş. Bir sözleşme yapayım gitsin. Kendi askerimi de harcamayayım. En ucuz bu mu? Neymiş bunlar? En büyük enser tayrıdan önüne büyük bir zorba sürüsü. Kiralık eşkıya. Bunlara çok güven vermediler be. Sayısı kaç onu biliyor muyuz? Saldır 1, zırhı 8. Saldır 2, zırhı 5. Fena da değil gibi. Menzil saldırısı var ama yakın saldırı yok. Yani umuyorum varış yeri Eichen Hao mu artık? Oradan çıkacakmış. Her birinin çıkacağı yerler var gördüğünüz gibi. Hadi bir kiralayalım ya. Çıksın gelsin. Çıksın çıksın geçsin. Zamanı hızlandıralım. Heh, şuradan çıktılar. Güzel. 18 18 güzel. Sayılar fena değil. Şuraya bir gelin abi. Kimse yok. Lan bir tane elemanımla çıkıp gidebilirmişim be. Bana da lazım. Halka da lazım şu an para aslında da. Neyse bende kalsın para. Okey 110, 158 geldi. Yok mu bir haydut kampı daha? Şu an 17 günüm daha var. O yüzden birazcık daha bekleteceğim bunları. Çok yanlış yaptım arkadaşlar. Birimi daha at. Şöyle bir hata yaptım arkadaşlar. Yani aslında kısmen bildiğim ama unuttuğum bir durum oldu. O da haydutlarla beraber gidip yani kiralık haydutlarla beraber diyeyim artık. Onlarla beraber yaptığınız zaman hiçbir şekilde nüfus almıyorsunuz. Yani kendi askerlerinizle beraber yapmalıydınız. Yapmalıydım daha doğrusu. Ondan dolayı maalesef ki hiçbir bonus alamadım oradan. Çok kötü oldu, çok. Sen de giydirelim arkadaşım. Ne kadar? 167 kaldı. Bir tanesini daha giydirebilirim gibi. 143 de benim cebimde kalsın. Dördünü tamamladık. İyi bir yatırım oldu gibi. Yani bundan sonrasında hemencik bir tane daha haydut kampı oluşursa en azından çıkıp gidebilirim. Ama geç kalıyorum. Bak şurası ele geçirildi. Kaldı 4 yer. Ya en azından 2 yer falan kapmam lazım benim. Burayı çözdüm arkadaşlar. Ya bu bize nüfus veriyormuş. Ver yiyeceği fazladan. Ver 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 ver. Tomruk oluştu mu? Ulan tam tersi anlamışım bak. Nüfus geldi ya. Yemekler gitsin, sıkıntı yok. Yemek bol zaten. Şunu ben taşıyacağım galiba dostlar. Şuraya bir yere koyayım. Şuradan da bir tane yol yapalım. Öbür türlü çok vakit kaybediyorlar. Böyle daha kolay olur benim için. Heh, sonunda yemekleri sömürmeye başladık. Güzel. Yiyecek 6 ay, yakacak da 3 aymış artık. Hey, zora düşmeye başlıyoruz galiba. 935'e eriştik nüfusu olarak. Tamam, yakındır yani bine gitmem. Şimdi bunu seviye 2'ye taşımam lazım. Onun için de hem kereste hem taş eksiğim var. Taş depoda da mı yok bizde ya? Bir tane buraya koyalım o zaman. 10 tane taşım varmış. 20 taşa ihtiyaç var. Çünkü artık seviye 3'e geçmem lazım. Bir sonraki perk'ı da açmak istiyorsam. 3 tane seviye 3 istiyor. Han arzı. Onun için de tabi
marpa ya da direkt dışarıdan bira almanız lazım. Bira ithal etmeniz lazım. Aha bir haydut kampı. Hadi bakayım neredesin sen? Oh tam da istediğim yerde. Güzel. 974 oldu. Tamam. Haydi askerler. Bizim o piyadeyi mi göndersem acaba? Buradaki çünkü hala 10. İkisini beraber göndersem de olabilir aslında. Daha garanti olur. Hem iki orduyla beraber de yola çıkmış oluruz. Siz de gelin abicim. Siz de çıkın şöyle. Boşluğum çağırdık size ya. Hem deneyim kazansınlar. Bakın yıldızlı onlar da. Şimdi ikinizi alayım. Şuraya yola koyulalım abicim. Bakayım avantajlı tepe mepe. Ya çok düz ovalar buralarda be. Belki şurası olabilir. Aynen şurası okey gibi. Şuraya gelin. Koş. Bak bizimkiler. Oy 400 geldi. Ne sattı ne sattık o kadar ya 400 geldi. Kiremidin tamamı gitmiş bir kere de tak diye. Oo shit çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu. Dinlenecekler aslında ama biraz zayiat olacak gibi. Çok kötü başlıyor ama. Hadi hayırlısı. Hadi oğlum ya. Hadi be. Çift tıkta dalıyor olması lazım. Koşa koşa ama yani zaten koşarak geliyordu. Ya bizimkiler muhtemelen halleder ama. İşte keşke bu kadar yorgun savaşa sokmasaydım. O kötü oldu birazcık daha. Oradan zayiat veriyoruz. Oo, biz bittik. Lan dur etkinlik GG oldu. Abi ben ne yaptım ya? Oyunu da kaydetmedim. Çok kötü oldu bu ya. Allah'tan korkup direkt kaçtılar da. Şuradakilere yazık oldu ama ya. 10 kişiyi çok feci harcadım. Öyle böyle değil. Mızrak, kalkan, her şey gitti. Ay ay, başka hükümdarın ordusu gördü. Vallahi bu alana dalıyorsan ben çok zor duruma girerim demek oluyor. Ha, burayı ele geçireceğim. İnşallah karşılık gelmez. Karşılık gelirse çok kötü olur. Genelde karşılık gelmiyor ilk etaplarda ama sonrasında olabiliyor her şey. Kendi cebime koyayım. Burası da artık bizim olacak zaten. Bunları burada bıraksam da olur ha. Şuradaki şu kil rezervini istiyorum. Ele geçirmemiz bayağı bir zaman alacak. Nüfus da GG oldu artık. Neyse açık kalsın o kilisedeki bağışa. Buradaymış bak. O da buradan mı yola çıktı? Burayı mı ele geçiriyor şu anda? Ele geçirildi. Oley! Bölge bizim arkadaşlar. Yemek çeşidi falan artması lazım. Dislike'lar geliyor. Bak memnun değil. Han yok diyor. Yiyecek yok diyor. Tamam, hanı da koydum. Şimdi bende ne kadar var bakayım. Şurada mı o bira? Bira 20 tane var. Bir 20 tane daha alacağım galiba ama daha satacağım çok bir şey yok şu anda. Yeni ele geçirdiğimiz bölgede ne olacak? Burayı da sömürdün mü? Mevsimsel. Neyse. Güzel. Sömürsün. Bitsin ondan sonra devam ederiz. Buranın inşaatı da devam ediyor. Artık seviye 3'lere bakmam lazım. Seviye 3'ler için de işte gördüğünüz gibi bir sürü malzeme lazım. Bir de şu han. Sadece han arzı varmış şu anda. Geri kalanı malzeme ile alakalı. Bunların her birine de kiremit lazım 4 tane. 3 tanesi de anca yetecek yani. Bakayım. Bak herkes han. Yiyecek han. Neyse olacak. Buradaki ağaçlar hala mı yeşermedi ya? Baya yavaş yeşeriyor bunlar. Burada eleman çalışıyor güya ama işte. Bu kadar çalışıyor. Ne yapıyorsa. Bu elemanı da yollayacağım. Gözüken o. Şimdi bizim yakacağımız bu yakacağı ben açtım ama yani kömürü ne yapmamız lazım? Bu kömür tek başına oluyor mu? Yakacak olarak kullanılabiliyor mu bilmiyorum. Kullanılıyorsa da niye alıp da değerlendirmiyorlar? Onu da anlayamıyorum.
Bir adam daha verelim şu yakacağı. Hızlansın birazcık daha. Kendi odunu nasıl olsa kendi kesiyor. Artık burası bizim. Sonrasında hızlısından buraya kaç nüfus istiyor? Bunlar da 1000 istiyor. Hızlısından bir yer daha ele geçirmem gerekecek. Bunu artık dağıtabilir miyim? Dağıtamıyorum çünkü. Okey, bölgesi de gir. Yani o bölge de benim ama ben öyle düşünmüştüm. Öyle olmuyormuş o işte. Burada da artık inşaata başlamamız lazım. Gördüğünüz gibi direkt. Kil rezervini hatta direkt inşaata başlatılabilir. Bir tane elemanım da yokmuş. Nereye gitti benim elemanlar ya? Neyse. Burada oyunu kaydedeyim. Fena değil. Yani çok çok iyi değil ama iş görür düzeyde. Yere ele geçirdik en azından. İkinci bölgede bizim oldu. Bundan sonrası da yine hızlıca nüfus arttırıp 3. ve 4. yerleri de almaya çalışacağım. Ondan sonrası artık tamamen büyüme odaklı olacağız anladığım kadarıyla. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşelim de. Hoşçakalın.